Aslanlar ne yapıyorlar? O aslanlar. Bir gelsin bakalım tablonuz. Bu hafta. Böyle ama merak etmeyin. Yine de hayatınızda güzellikler oluyor. Bunları arttırmak, yani bu yıldızları arttırmak için ne yapacaksınız? Tek tek konuşacağız. Diğer tabloyu da görelim Hüseyin'cim. Diğer tablomuz da gelsin. Üstünde çalıştığınız anlaşmaları imzalayabilirsin demiş. Aşk hayatındaki sessizlik artık sizi rahatsız etmeye başlıyor. Nuray, o bir yıldızlar nasıl beş yıldız olacak? Canım benim bak 4 Kasım'dan önce eğer bir temel atmak istiyorsa, ev yaptırmak istiyorsa, ev taşımak istiyorsa, yeni bir iş kararı içerisindeyse, yeni bir denge ve düzen oluşturacaksa hemen bu hafta yapsın. Harekete geçmesi gerekiyor. Cuma'ya kadar mı? 4 Kasım'a kadar. 4 Kasım'a. Çünkü gölge etme ne olur enerjisiyle başlayan yılın son Merkür gerilemesi başlamadan önce ne imzalamanız gerekiyorsa imzalayın. Neye karar vermeniz gerekiyorsa karar verin. Şimdi bak sen Merkür gerilerken doğmuş bir insansın. Vay bizim halimize. Sen şanslısın Nurcuğum. Niye? Ne yaparsan yap seni bağlamaz Nazar etme ne Merkür'ün olur, gerilemesi. çalış senin de olur. E ne yapalım biz Merkür doğruyken doğmuşuz. Sen gerilerken Bunu doğmuşsun. nasıl anlayacaksınız? Merkür gerilerken mi, ilerlerken mi Astroloji doğduğunuzu? haritanızı Astrolojik çıkartarak. harita çıkıyor. Bu arada aslanlar merak etmeyin, uzun uzun anlatacağız ama ben küçük bir anonsum da olsun ekranları başına yeni geçenler için. YouTube Hayatta Her Şey Var kanalımıza bir tıkla abone olup bir de son paylaşacağımız videonun altına yorum bırakırsanız, o bıraktığınız yorumda en çok beğenilen yorumlar arasındaysa Nuray Sayarı sizin astrolojik haritanızı çıkartacak ve size söyleyecek, mesela işte gerilerken mi doğdunuz, ilerlerken mi doğdunuz, neye dikkat etmeniz gerekiyor, ne zaman sözleşme imzalayacaksın, bekarsan ne zaman evlenmen gerekiyor. Tek tek bütün ayrıntıları verecek. Evet, devam edelim aslanlarla. Şimdi iş hayatınızda, aşk hayatınızda, evli olduğunuz düzende neyiniz gizli saklı? Kimlerden neyi gizlediniz ve sakladınız bir aslan burcuysanız? İtiraf etmediğiniz takdirde rezil olabilirsiniz bu hafta. Gizli saklı her şeyin patlak vereceği bir haftadasınız. Allah kimseye gizli saklı işler yaşatmasın ve yaptırmasın. Amin. Hani deriz ya hiçbir şey gizli saklı kalmaz. Eninde sonunda ortaya Ortaya çıkar. çıkar. Aslan burçları için gizli saklı eğer gizli saklı hiçbir işiniz yoksa arkanıza yaslanın ve rahat olun. Şükürler olsun kimseden gizlediğim, sakladığım hiçbir şeyim yok. Ama Hiçbir şeyin patlak vermeyecek deyin. gizli Ama saklısı gizli varsa, saklınız varsa, birilerinin dedikodusunu yaptıysanız, eşinizi aldattıysanız, partnerinize haksızlık ettiyseniz, kaçak göçek işlerle uğraştıysanız, İş arkadaşını gayrimeşru kandırdıysan, duygular ve düşünceler içerisinde olduysanız, birilerinin arkasından iş çevirdiyseniz diyorum bakın çevirdiniz demiyorum. Çevirdiyseniz neyiniz gizli saklıysa çorap söküğü gibi ortaya çıkacak. çorap. Nasıl? Çorap söküğü gibi ortaya çıkacak. Ay kötülük yapan herkesin ortaya çıksın zaten. Çıksın tabii canım Allah Allah. Bu da aslanların o zaman bir anlamda Ama psikolojisini de bozacak. tabii ki o zaman da vesveseden uzak durmalısınız. Ruh sağlığınıza vesveseden uzak durmak iyi gelir diyorum ama gizliniz saklınız varsa yapın yapacağınız kadar vesveseyi bana ne? Gizlisi saklısı olanlar bu hafta Kesinlikle hele gerçekten bu temkinli arkadan iş olacak. çevirenler, iki yüzlü olanlar, onu ona fitne edip onu ona kötüleyenler, sonra da ellerini bağlayıp oturanlar. Eyvah diyorum halinize. Sevmiyorum dedikoducu Bir de insanları. aslansan bunları yapıp bir de aslansan bu hafta senin için felaket haftası olacak. Evet ama bunlarla alakan yoksa, Biraz güzellikten kalbin bahsedeceğim. boşsa yeni aşk senin önüne gelecek. Efendim iyi kalpli bir aslansan, kimsenin hakkını yemediysen, inanın bana hayat size ikramda bulunacak. Ama yanlışlar yaptıysanız, Vay açtığınız o halimize. derede kendi ipinizi kendiniz çekeceksiniz. Peki yine özel hayata gelelim. Kalbi boş olan aslan ne yapıyor? Evli olan aslan ne yapıyor? Aşk hayatı aslanlara ne Eşine diyor bu sadık bir hafta? aslan burcuysa eşiyle arasında dengeyi, düzeni sağlamlaştırmaya özen gösterecek. Tamam. Ama evli veya bir ilişkisi olan bir aslan burcuysa gizlisi saklısı varsa patlak verecek. Eyvah diyorum hallerine bu hafta. Bence bu akşam hemen
haftanın üçüncü gününü beklemeden hakikaten gizli saklı işler yaptıysanız, affa maruz kalmak istiyorsanız, ben bir hata işledim, başkalarından duyacağına ben sana bunu söyleyeyim deyin. En azından ilişkiniz çıkmaza girecekse o çıkmazdan çekin, kurtarın İşçi kendinizi. hissediyorsun, itiraf eden ol. Tabii ki canım, her zaman bak, herkes hata yapabilir. Ben de yanlış yapabilirim, sen de yanlış yapabilirsin. Bilerek ya da bilmeyerek hatalar yapabiliriz. Ama hatamızın farkında olduğumuz anda telafi edebiliriz, doğruyu bulabiliriz. Bu hafta spotum sizlere. Hatalarınızı telafi edin. Evet, aslandan sonra hemen başaklara geçeceğim. Başaklar, ben aslanın spotunu yazarken siz başağın tablosunu inceleyin bakalım. Hatalara dikkat ediyoruz sevgili aslan.